Yani İsmail Bey, böyle bir eğitmene gerek var? Hiç anlamadım. Ben zaten çok iyi kullanıyorum sosyal medyayı. İrem Hanım, öyle demeyin. Şirketlerde eğitim seminerleri çok önemlidir. Ne olacak ki? Bir iki saat sürecek bir eğitim. Ya İsmail Bey, bence çok iyi düşünmüşsünüz. Vallahi helal olsun. Ula Tolga Hoşağım, seni gözüm tuttu. Aferin sana. Oluyor da oluyor yani. Merhaba. Aa, hoş geldin Haluk abi. Haluk Bey, siz saçınızı mı boyattınız? Sakın başlama. Evet, eğitim ne zaman başlıyor? Şey Haluk Hoşağım, eğitmenimiz birazdan gelecektir. İsterse toplantı odasına geçelim, bekleyelim. Gelir gelmez başlarım, olur mu? İyi, ben geçiyorum. Ya Haluk abi, vallahi benim bayağı yüzüm alışmaya başladı ha. Güzel oldu aslında. Hakikaten mi? Vallahi öyle abi. Yani ilk gördüğümde ben de bir şaşırdım tabii ama güzel. 10 yaş gençleşmişsiniz vallahi. Ha, hadi canım. Gerçekten. Hakikaten mi? Vallahi öyle abi. Kim? Neyse. Ya uşağım. Tonini ne kadar güzel tutturmuş. Ben de oradan bir boyatacağım ya. Herkes bu toni tutturamaz ha. Yani bu berber falan değil İsmail Bey. Şampuan. Ben önerdim Haluk abiye. İstiyorsanız getirtebilirim size de yani. Nasıl? Tamam uşağım. 5 yaş atar yani. 5 yaş gençleşmek ne demektir? Vallahi en başlarda çok üzülmüştüm Haluk abiye bu şampuanı önerdim diye ama... ...şimdi çok mutluyum ya. Baksana ne güzel oldu vallahi abi. Ya Haluk Bey, ben de bir kadın gözüyle beğendiğimi söyleyebilir mi ha? Söyle söyle tabii ya. Boşuna takmışsınız o kadar zaman o bereyi. Bence de abi, ne beresi, boş ver. Hakikaten mi? Gençleştin. Gerçekten doğru söylüyorum. Değil mi? Gençleştin. İyi o zaman. Evet uşaklar, eğitmenimiz geldi. Çok iyi bir seminer olacağından kuşkum yok. Buyurun hocam. Herkese merhabalar. Haluk Bey merhaba. Merhaba arkadaşlar. Tolga. Olamaz. Bu mu eğitmenimiz? Uşağım, siz tanışıyor musunuz? Evet. O yüzden ben bu eğitimden affımı istiyorum. Söz verdin uşağım. Sen katılmazsa kimse umursamaz ki. Hamsi baştan koktu demesinler uşağım, yapma. Peki. Tamam. İrem Hanım nasılsınız? Teşekkür. Siz kilo mu verdiniz? Ay evet, verdim. Vermedi canım. Oyla. Vermiş belli. Bende yalan yok biliyorsunuz. Biliyoruz. Ay Tolga, benim kanım çok ısınmaya başladı bu adama. Evet benim de. Burası daha rahat. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bugünkü konu başlığımız sosyal medyanın etkin şekilde kullanılması. Evet uşaklar. Adam bu işin profesörüdür. Haberiniz olsun. Haluk Bey, siz saçınızı mı boyattınız? Ay, boya değil. Başka bir şey. Biz konumuza dönebilir miyiz? Evet. Yani gençleşmek için yapmışsınız ama pek işe yaramamış. Saçınız 20, yüzünüz 50 yaş. Tezat oluşturmuş. Bakmayın bana öyle Haluk Bey. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Sakin. Bence bu sosyal medya falan çok gereksiz, saçma yani. Olur mu Haluk Bey? Aksine son derece gerekli. Çağı yakalayın lütfen. Mesela sizin hesabınıza bakalım. Haluk Bey, soyadınız neydi? Şey hocam, Çetinoğlu. Aferin İsmail Bey. Bu ne? 2 tane fotoğraf paylaşmışsınız. Resmen fecaat. Bir mecra bu kadar verimsiz kullanılamaz yani. Ya siz günümüze taş devrinden mi ışınlandınız? Çok abartmasanız Sertaç Bey. Yani bence de. Ne yapayım Virem Hanım, yalan mı söyleyeyim? Ya benim kişisel hesabım. Paylaşırım paylaşmam sana ne? Olur mu Haluk Bey? Siz toplumun her alanında bu şirketin görünen yüzsünüz. Buna sosyal medya dahil. Çok saçma. Sizinkine bakalım İrem Hanım. Neydi soyadınız? İrem Toparlar. Aman Allah'ım. Bu ne? Bir tane normal fotoğraf yok. Bütün fotoğraflarda dudak büzüşük. Kafa yamuk, italik gibi.
Elinizi duvara yasladığınız fotoğraf da sizi kurtarmaz. Şirketle ilgili bir tane paylaşım yok. Yani biraz sert olmuyor mu yani Sertaç Bey bu eleştiriler? Yo Tolga Bey, gayet yerinde. Ne yapayım, sizi mutlu mu edeyim pembe yalanlarla? Sizin hesabınız neydi? Gerek yok benimkine. Hocam ben söyleyeyim. Onun hesabı Tolga Dayanç. Aferin İsmail Bey. Aman Allah'ım, kör oldum. Ya inşaat şirketinde mi çalışıyorsunuz, spor salonunda mı? Yani kız tavlayacağım diye kaslı fotoğraf paylaşmaktan kendinizi alamamışsınız. Bütün fotoğraflarda gözler kısık. Yüzde bir Bruce Willis gülümsemesi. Ben bu profil sahibinden hayatta daire almam. Hiç böyle düşünmemiştim. Ya ne alakası var? Ben onun için koymadım ki o fotoğrafları ya. Görünen köy kılavuz istemez. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Şey hocam, böyle kaslı spor yapmış fotoğraflar koyunca oradan hatun geleyim mi? Sizin soyadınız neydi İsmail Bey? İsmail Demir hocam. Belli belli sizin sosyal medyayı niye kullandınız? Sadece kadınları takip ederek niyetinizi gayet açık dile getirmişsiniz. Yani bir şirketin sahibi olarak rezalet bir durum. Hatunlar da daire alayım. Umarım herkes anlattıklarımı anlamıştır. Özellikle siz Haluk Bey. Efendim, bundan sonra hepimiz periyodik aralıklarla şirket ve kampanyalarıyla ilgili paylaşımlar yapacağız. Tamam. Hepimiz sosyal medya hareketlerimize dikkat edeceğiz. Unutmayalım, sizler toplumda ve sosyal medyada bu şirketin gülen yüzlerisiniz. Şimdi uygulamalı bir paylaşım yapalım. Kim yapsın? Hocam, ben. Haluk Bey yapsın. Ben paylaşım falan yapmam. Ya Haluk Uşak yapma. Söz vermiş idi bana. Sözünde dur da. Yapmayın Haluk Bey. Lütfen açalım sosyal medya mecramızı. Yakışık. Şimdi bir selfie çekinelim. Orada mı? Buyurun. Tamam. Evet. Gidelim. Sakin ol. Çektim. Evet. Paylaşalım lütfen. İrem buna mı basıyorduk? Evet. Aa, kopya çekmek yok. Haluk Bey'in bunu öğrenmesi lazım. Lütfen Haluk Bey, ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Paylaşın lütfen. Ah bu. Evet. Şimdi altına yazalım. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için şirket içi eğitim seminerlerimiz devam ediyor. Yazdınız mı? Yazıyorum. İnanamıyorum. Yani hayatımda gördüğüm en yavaş klavye kullanan insan sizsiniz gerçekten. Sinirlenmeyin öyle Haluk Bey. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Tamam, yazdım. Şimdi daha çok kişiye ulaşabilmek için altına hashtagler ekliyoruz. Hashtaglerimiz sevgili şirketim, daire, inşaat, kampanya. Buyurun. Hashtag ne lan? Kopya çekmek yok. Ya daha hashtag mi, onu bilmiyorsunuz. Tam bir sosyal medya cahilisiniz. Sen ne diyorsun lan? Aman abi. Haluk abi. Sosyal medya cahilisiniz dedim. Hashtag Haluk Bey. Etiket. Kare abi şu ya. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Sakin. Bizde kalacak ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.